Ankara Garı'na geldik. GHT Garı'nın arkasında kalıyor burası. Trenimiz aşağıda bizi bekliyor şimdi oraya indi. Yüklerimizi boşalttık. Bisikletleri furgon vagona götürüyoruz. Oraya koyacağız, kilitleyeceğiz bisikletleri. Bağladık. Önden arkadan kilit attık. Eray, Büşra, genç kardeşliklerimiz. Bizi uğurlamaya geldik. Bizi uğurlamaya geldiler. Şey, yatak bakarsın. Sen nasıl yorgan battaniye olacak mı durdun? Hazır. Vay be, çok güzel. Çok... Lanet olsun ya. Nasıl kaçırdın bu şeyi? Ben daha hiçbir gün kaçırdım da bir şey. Bir daha da binemezsin. Allah'ım. Bismillah. Burada hala yerler var. Burası furgon vagonu. Şurada. Erbiler. Şu çantayı çek de oraya. Burada klima var, sıcaklık azaltma, sıcaklık arttırma, 25 derecede ışıklar var, personel var. Odamız burası, yataklı vagon satın aldık. Burada iki tane yatak var, bu koltuklar da bu şekilde çekince yatağa dönüşüyor, aşağıdaki de aynı şekilde. Çektiğin zaman yatak hazır. Bu şekilde hazırlamışlar. Burada koltuk var. Arda koltuk varken buraya oturuyor. Her zamanki gibi aykırı. Şurada lavabomuz var. Kendimize ait. Havlularımız var. Şurada dolap var. Dolabın içindekiler de ikram. Hızlı olması lazım da. İnsanlar vaktini almayacak. Burada ne var? Boş. Buraya da eşya koymak için yer yapmışlar. Şurada da bir tane şey var. Masayı uzatıyorsun. Uzatmalık bir yer var. Eşyalarımız da şurada. Yiyeceklerimizi de dolaba koyalım. Kurtalan Ekspresi Barış Manço'nun 1972'de kurduğu grubun adı. Ben ilk olarak oradan biliyorum. Kurtalan Ekspresi adını buradan duymuştum. Sonrasında Kurtalan Ekspresi'nin bir hat olduğunu öğrendim. Barış Manço bu ismi bilerek koyuyor. Çünkü o zamanlarda İstanbul'dan Kurtalan'a kadar giden çok uzun bir hat ve Anadolu'nun büyük bir bölümünü kaplıyor. Her yeri kucak atıyor, her yerden geçiyor bu hat. O nedenle bu ismi tercih ediyor. Zaten kendisi de bir çocuklar el sallıyor şurada. Barış Manço kendisi de bir çelebi, bir seyyah. Gezmediği yer yok. Dünyada da gezmediği bir yer yok. Şimdi tünele doğru giriyoruz. Tünele girince bayağı ortalık kararıyor. İnsanlar kenarda tarlalarında çalışıyorlar. Şu an Kırıkkale'ye doğru giriyoruz. Burası bir yemekli vagon. Şu an yemekli vagondan geçiyorum. Lezzet istasyonu demiş. Sağ tarafta Kızılırmak var. Saat 60 km hızla ilerliyor.
markezdeydim. Odadaydım yaklaşık 3 saat içerideydim. Şimdi geri dönüyorum. Buradan şeye bineceğim. Devam edeceğiz burada. Vagondan. Yani buradan açılıyordum bu arada. Güzel. Daha sonra buradan kapıyı açabiliyoruz da. Kesler Arda uyuyordu, uyanmış şimdi. Merhaba. Biraz önce Maxi departmandaydım Arda uyurken. Yaklaşık 2,5 saat orada makinistler ile konuştum ve kabul ettiler. Sohbet ettik uzunca süre. Ben de teknik detaylar da öğrendim biraz. Geldiğimde Arda birkaç soru sormuştu. Bir tanesi bu tren neyle gidiyor? Tren dizel yakıtı ilerliyor. Ankara'dan Kayseri'ye kadar 380 km'de 1100 litre yakıt yakıyor. 16 silindir... Saat şu an 9. Arda uyuyor. Ben de Arda'nın kitabını okuyorum. Saat 6. Biraz önce kayış kopmuş, balon arıza yapmış. Onları düzelttiler. Bir el arabasının içine götürüyorlardı indiğimde. Oradaki görevliler de anlattı bana durumu. Malatya durağından geçmiştik. Battal Gazi durağına doğru ilerliyoruz. Manzaramız çok hoş. Bakmana az kaldı. Yarım saat sonra oradayız. Aa, bir bisiklet daha gelmiş. Biraz önce kurban vagonundan bisikletlerimizi aldık. Tren ayrıldı. Son durağı olan Kurtalan'a ilerledi. Batman Garı'ndayız. Bisikletlerimiz bayağı tozlanmış durumda. Hiç sorun değil. Bir Batman Müzesi'ne gidelim diyoruz.